Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün frambuazlı kek yapacağız. Görüntüsü şahane, tadı efsane bir kek olacak. Şimdi malzemelerimizi sayalım. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 200 gram eritilmiş tereyağı veya margarin, 1 su bardağı yoğurt, 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 kase frambuaz veya böğürtlen varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi kekimizin yapım aşamasına geçelim. 3 adet yumurtamızı kasemize alıyoruz. Çırpıcı yardımıyla güzelce köpürtene kadar çırpıyoruz. Ne kadar güzel köpürürse, ne kadar güzel beyazlaşırsa o kadar güzel kek kabaracaktır. Güzel bir kek elde edeceğiz. Evet, çırptım. Daha sonra 1 su bardağı olan toz şekerimizi içerisine ekliyorum. Ekledikten sonra yine yumurtayla beraber toz şekerin erimesi için bir miktar daha çırpıyorum. Toz şekerimiz yine içinde ne kadar güzel erirse şahane bir kek olacaktır. Evet, toz şekerimiz de eridi. Şimdi üzerine yoğurdumuzu ekliyorum. Yoğurdumuzu da ekledim. Şimdi erittiğimiz ılık veya soğumuş olan tereyağımızı içerisine ekliyorum ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Evet, şimdi karıştırım aşamasından sonra unumuzu elekten geçiriyorum. İsterseniz daha önceden eleyip de hazırlayabilirsiniz. Bazen öyle yaparım, bazen de direkt içine eleyebiliyorum. Unumuzu daha elemeden içerisine kabartma tozumuzu da atalım ki beraber elensin, daha güzel bir kabarma sağlasın bize. Bu şekilde unumuzun tamamını da içerisine eledim. Güzelce elendiği zaman daha kabarık bir kek oluşacaktır. İçerisine şekerli vanilyamızı da ekliyoruz. Yani vanilyamızı. Bu şekilde ekledikten sonra önce yavaşça çırpıcıyla karıştıralım ki tozu kalkmasın onun. Daha sonra tüm kekimizi çırpıcıyla çırpıp hamurumuzu hazır hale getiriyoruz. Bu şekilde çırptım. Evet, kekimizin hamuru hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi biraz kıvamlı bir kek. Tabii ki tereyağı kullandığım için. Bu şekilde hazırladıktan sonra tepsimizi katı yağ ile yağlıyorum. Katı yağ ile yağlamamın sebebi daha güzel yapışmadan kekimizin tepsiden ayrılmasını sağlamak. Tüm her yerine gelecek şekilde katı yağ ile yağladım. Bu şekilde daha sonra spatula kekimizin hamurunu karıştırıyorum ve tepsimize dökeceğim. Evet, spatula şöyle bir toparladım. Gördüğünüz gibi kıvamını biraz katı kıvamda. Hiç merak etmeyin, çok güzel bir kek olacak. Tepsimize güzelce dökelim ve spatula yayalım. Kıvamlı bir kek olduğu için böyle biraz beyaz brownie'ye de benziyor. Kakaolu değil de beyaz görünümde bir brownie yemiş gibi oluyorsunuz. Bu şekilde spatula tamamen eşit miktarda dağıttım tepsimize. Daha sonra böyle bir sağ bir sol önle arka sallayarak tamamen eşit seviyede bir hamur dağılımını sağlıyorum. Daha sonra bir kasede olan frambuazımızı gördüğünüz gibi difrizden çıkarır çıkarmaz koyabilirsiniz. Kekimize sık sık aralıklarla her dilime 3-4 tane gelecek şekilde sık aralıklarla frambuazımızı diziyorum. Çok güzel bir kek oluyor. Yani tadını doyamayacaksınız. Devamlı yapmak isteyeceksiniz. Bu şekilde de hazırlarsanız misafirleriniz özellikle bayılacaktır kekinize. Tarifinizi isteyecektir sizden. Oğlum da bana yardım etti, gördüğünüz gibi beraber frambuazların hepsini tepsiye dizdik. Ne kadar sık koyarsanız
kekin içinde görünümü daha güzel olacaktır. Bu şekilde hazırladım gördüğünüz gibi. Evet, şimdi fırınımıza gidiyor. Kekimiz 180 derecede 30-35 dakika arasında üzeri tamamen kızarıncaya kadar pişiriyorsunuz. Daha sonra o pişerken bir yerde pudingimizi hazırlayacağız. Evet, 2,5 su bardağı süt döktüm tenceremize. Ocağımızın altını açtım ve ben Hindistan cevizli ve çikolatalı puding kullandım. Çok hoşuma gidiyor. Frambuazla çok yakışıyor. İstediğiniz bir pudingi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde toz pudingi sütle beraber pişirdim. Gördüğünüz gibi. Pişince, kaynamaya başlayınca, evet bakın kaynamaya başladı ve iyice kıvam aldı. Bu şekilde kaynayınca tabii ki ocağımızdan alacağız. Ne kadar dinlenirse puding, üzeri kaymak kaplanır. Bu şekilde olmaması için dinlenirken soğumaya bıraktığınızda sık sık karıştırın. İsterseniz sıcak olarak da dökebilirsiniz. Eğer fırınınızdan kekiniz çıkmış ve çok sıcak değilse. Evet, bu şekilde fırınımızdan çıkardığım kekin üzerine sosumuzu döküyoruz. Puding olursa evinizde harika olur. Çikolata sosu da güzel olabilir. Tabii alternatifleri size söylüyorum. Bu şekilde üzerine döktükten sonra kremamızı iyice yayıyoruz. Yaydık ve gördüğünüz gibi bende birkaç tane pasta sosu var. Sizin evinizde ne varsa, bunlar yoksa Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Yine harika yakışacaktır. Şöyle üzerine dökerek güzel bir pasta görünümü hazırlıyorum. Ben iki çeşit süs kullandım. Böyle rengi, yeşilli, kahverengili, sarılı, güzel bir pasta süsü. Evet, şöyle yakından göstereyim. Pastamız tamamlanmış oldu. Bu şekilde harika bir pasta oldu. Şimdi dilimleme aşamasına geçelim. Serviste katlarının nasıl göründüğünü göstereceğim. Şöyle önce ortadan ikiye bölüyorum ve küçük küçük parçalara ayırarak servis edeceğiz. Biraz tabii pudingin soğumasını bekleyin. Hemen acil yiyecekseniz. Dışarıda 1-2 saat geçtikten sonra servis edebilirsiniz. Şöyle size göstereyim katlarını. Frambuaz harika görünüyor. Gördüğünüz gibi ne kadar sık koyarsanız kekiniz de o kadar güzel görünecektir. Gördüğünüz gibi harika bir kek oldu. Umarım sizler de denersiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer denerseniz mutlaka yorumlarda yazın, bana geri dönüş yapın. Şöyle kestim ki ara katları görün. Güzel bir kek oldu. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Abone değilseniz mutlaka abone olun ve zili açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.